Üzüntümüz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın hala milletimizin mesajını algılayamamış, hala anlam verememiş olmasıdır. Bir televizyon kanalında kazanamadık ama ağır bir yenilgi de almadık sözleri, köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan ve hakir gören tarihi hatası, şuur kaybının yanı sıra hala şoku atmadığına delildir. Köylülerimizi suçlamak, aşağılamak, horlamak, bir defa demokrasiye, milli iradeye, insani değer ve mirasa çok kesif bir saldırıdır ve failin derhal özür dilemesi lazımdır. Bu ayıplı sözler milletimizi derinden yaralamış, aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlarımızı da şaşırtmıştır. Anadolu'nun kavruk yüzlü, nasır tutmuş elli, tarlasında ve ahırında nafakasının mücadelesinde olan şerefli insanlarımızı anlamadan, haklarını teslim etmeden, onların gönüllerine girmeden yapılacak hiçbir mücadeleden sonuç alınamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'na defalarca uyardım. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinden 40'a yakın milletvekilini kapan, doğruca kendi evine gitti. CHP'nin önünde rastlantıya geçene Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vaat edildi. Bakınız daha birkaç gün önce Ankara'yı sel götürdü, mazgallar tıkandı, araçlar sular altında kaldı, vatandaşlarımız mağdur oldu, her yer göle dönüştü ama CHP'li belediye başkanı il il meydan meydan dolaşarak asıl görevini unutmuş, şehrini yüzüstü bırakmıştı. Emanete tıpkı İstanbul Belediye Başkanı gibi ihanet etmişti. Ankara'ya çivi çakılmadı. Belediye hizmetleri uzun zamandır askıya alındı. 14 Mayıs akşamı bu iki belediye başkanı 5. sınıf bir çadır tiyatrosunda gösteriye çıkarak kazandık diyorlardı ama sorumluluğunu taşıdıkları kentlerine kaybettirdiklerini herkes görüp anlamış oldu. Dolduruşa geldiler, itibar ve inandırıcılıklarını spot piyasaya düşürdüler. Nefesine söz geçiremeyen siyasetçi olamayacağı gibi adam da olamayacaktır. Yine Kılıçdaroğlu'nun Hazreti Mevlana'nın sözüyle uyardım ve dedim ki, kiminle gezdiğinize, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer ortaklarının milletin çağrısına kulak verip, en azından yeni bir anayasa konusunda olumlu ve yapıcı yaklaşımları önümüzdeki en belirgin samimiyet testidir.